Değerli öğrencilerim, merhabalar. Nasılsınız ya? Canavar gibi gidiyoruz değil mi? Canavar gibi mi yoksa tökezledik mi? Canavar gibi olacağız ya, enerjimiz sağlam olsun. Yerinde olsun, bu işi bitirelim. Evet, neredeyiz? Polinomların dördüncü testindeyiz. Ne var bu testimizde? Polinomlarda derece ve yavaş yavaş bölme işlemine başlıyoruz. Derece mantığı üstü sayı mantığının birebir aynısı dedik. Bölmenin de temel bölme mantığını güzel anlarsan sonrasını güzel bir şekilde oturtacaksın. Haydi hemen başlayalım. Hadi bakalım. Evet, yine güncellenen soruyu çözeceğiz. Soruları çözüyorum ben. Siz kalanları eskiler. Siz başlayın, hadi bakalım. Evet, şimdi geldik polinomların dördüncü testine. Polinomların dördüncü testinde bakalım hangi kazanımlarımız varmış. Polinomlarda derece ve polinomlarda bölme işleminin nasıl olduğuna bakacağız. Şimdi polinomlarda derece sorularında arkadaşlar, ben de buraya verdim burada formülleri ama bu formülleri kullanmıyorum ben, biliyorsunuz konu anlatımlarımdan. Ne yapıyoruz biz? Derece sorularında polinom seçiyoruz kendimize. Tamam mı? Mesela derece px 3'tür derse px'i ne seçiyoruz? X küp seçiyoruz. İşte qx'in derecesi 5'tir derse 5'tir seçiyoruz. İşte bunları topla derse topluyoruz. Derecesi kaç oluyor? 5. Bunları çarp derse çarpıyorum. Üstler toplanıyor. Derecesi kaç oluyor? 8. Bunun gibi işlemler yapıyorduk. Hatırlayın oradan. Tamam mı? Evet, hadi başlayalım. Şimdi soruların içlerinde özetlerimizi geçeceğiz zaten. Buradaki formülleri kullanabilirsin. Şöyle üstünde olduğu zaman derecelerini ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Mesela px polinomunun 5 verdi derecesini. X üzeri 5 seçiyorum. Px kübün derecesini sorarsa size ne yapıyorduk? X kübün 5. kuvveti üstün üstü 15 falan diyorduk. Yani burada bildiğiniz üst sayı özelliklerini kullanacağız. İfadesi polinom olduğuna göre derece px kaç farklı değer alabilir diyor arkadaşlar. Bakalım şimdi. Bir kere bir polinomsa n eksi 2 büyük eşit 0 olmalı. Yine 8 eksi n de büyük eşit 0 olmalı. Attım karşıya n 2'den büyük veya eşit olmalı. Attım karşıya n 8'den küçük veya eşit olmalı. O zaman n sayımız neler olabiliyor? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ama tuzak var, tuzağa düşme. N kaç farklı değer alır demiyor. Derecesi kaç farklı olur diyor. Şimdi bak. N 2 olsa mesela. N 2 olsa n yerine 2 yazsam derece kaç oluyor? 6. N yerine 3 yazsam derece kaç oluyor? 5. N yerine 4 yazsam derece kaç oluyor? 4. N yerine 5 yazsam, bak burası da 3 oluyor, burası da 3 oluyor. Derece 3 oluyor. N yerine 6 yazsam derecesi şuradan geliyor. Bak 6 eksi 2'den derece 4 oluyor. 4 zaten burada saydım, bir daha saymayacağım. 7 değerini verirsem derecesi kaç oluyor? 5 oluyor. Bunu da saymayacağım. 8 verirsem derece kaç oluyor? 6 oluyor. Bunu da saymayacağım. Derece kaç farklı değer alabilir diye soruyor. 4 farklı değer alabilir. Tuzağa düşme. N'i sormuyor. Birinci sorumuzun cevabı Denizli. Evet, ikinci sorumuzda px ve qx polinomlarını vermiş bize. Eğer derece sorusuysa küçük dereceleri sil, katsayıyı da sil. Bunlarla işin yok. Küçük dereceleri sil, katsayıyı da sil. O zaman px'i x üzeri 5 gibi düşüneceksin. Tamam mı? px'i x üzeri 5 gibi düşüneceksin. qx'i de x üzeri 3 gibi düşüneceksin. Bunları ne yap diyor? Topla diyor. Toplayalım. X üzeri 5 ile x üzeri 3'ü toplarsam gibi yeni bir polinom gibi düşün. Derece en büyük derece olandı. Doğru. Bunları çarp diyor. X üzeri 5 ile x küpü çarptım. Çarpınca üstleri toplanır, ne olur? X üzeri 8 olur. Derecesi 8'dir. Doğru. P x kare. X üzeri 5'in karesi çarpı, yani karenin içeride veya dışarıda olmasının bir önemi yok. Qx. Qx neye eşitti? X üzeri 3. Ne oldu? X üzeri 10 çarpı x üzeri 3, üstleri toplandı. X üzeri 13 oldu. Bu da doğru. Hangileri doğrudur diyor. Hepsi doğru. İkinci sorumuzun cevabı Edirne olmuş oldu. Evet, 3. Şimdi bu tarz sorular karşımıza çıktığında px'in de derecesini bilmiyoruz, qx'in de. Ne diyeceğim? Diyeceğim ki px kardeşim, sen bilmiyorum ben seni ama sen x üzeri a gibi bir şey ol. Qx seni de bilmiyorum ama sen de x üzeri b gibi bir şey ol. Şimdi söylenen işlemleri yapalım.
Px ile Qx'i çarpalım. X üzeri a ile x üzeri b'yi çarpıyorum. Ne oluyor? X üzeri a artı b. Yani bu polinomun derecesi 10'muş. Demek ki burası kaça eşit şimdi? 10. A artı b 10. Bunları bölmüş. X üzeri a'yı x üzeri b'ye bölmüş. O zaman bu yukarı eksi olarak çıkıyor. A eksi b oluyor. İşte bunun derecesi de 4 olmuş. O zaman a eksi b kaçtır diyorum? 4. Şurası 10'du değil mi? Şimdi o zaman taraf tarafa topluyorum bunları. 2a eşittir 14 yapıyor. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde a eşittir 7. O zaman a yerine 7 yazarsam b kaç oluyor? 3 oluyor. Dikkat et şimdi. Px de Qx'in toplamının derecesini soruyor. Şimdi a'mız 7. Yani Px x üzeri 7 gibi bir şey oldu. Qx x üzeri 3 gibi bir şey oldu. Bu toplamın derecesini soruyor. Toplam durumundaki polinomlarda büyük olan oluyordu. 7. Ama soru şöyle sorsa buna dikkat et. Derece Px artı derece Qx diye sorsa o zaman değişir. Bununki 7'dir, bununki 3'tür. O zaman 10 olacaktı. Bu sorumuzun cevabı bursa olmuş oldu. Evet, şimdi dördüncü sorumuz. Bu sefer Px'in derecesini vermiş 4. O zaman diyeceksin ki Px kardeşim seni ben biliyorum. Sen şöyle bir şeysin. X üzeri 4. Qx'in derecesini 5 vermiş. O zaman Qx sen de x üzeri 5'sin. Hadi söylenenleri yapalım şimdi. X kare çarpı Px'in kübü. Bu kübün içeride veya dışarıda olmasının bir anlamı yok. X üzeri 4'ün 3'ü. Tamam mı? Eksi. Şimdi şu küçük derecedir. Şu etkilemez ama x etkileyecek. X ile şunu ne yapacağım sonuçta? Çarpacağım. Çarpı Qx'in karesi. X üzeri 5'in karesi. Bak işlemin bu. X kare çarpı üssün üssü x üzeri 12. Eksi x çarpı üssün üssü x üzeri 10. Üstler toplandı. X üzeri 14 eksi x üzeri 11. Nedir bunun derecesi? 14. Evet, dördüncü sorumuzun cevabı Edirne olmuş oldu. Evet, beşinci sorumuz. Yine Px'i ve Qx'i vermiş. Bu ifadenin derecesi kaçtır diye soruyor. Bak Px'te şuralarla işin yok, şunu da işin yok. Yani Px'i x üzeri 4 gibi düşüneceksin. Qx'i x kare gibi düşüneceksin. Şimdi bak 3 ile çarpmak bir polinomu derecesini etkilemez. 2x koymak x yerine etkilemez. Tamam mı? Şimdi bakalım, hadi işlemleri yapalım. Şimdi Px kaçtı? X üzeri 4. Qx eksi 3 yapmak Qx ile derecesini değiştirmez. X kare x küp falan yaparsa içeride derece değişir. X eksi 3 falan değiştirmez. Qx neydi? X kareydi. Şimdi bundan şu 2 ile çarpmakta bir şeyi değiştirmez. X kareyi çıkarmamı istiyor. Çarpıldı şimdi bunlar. Nasıl bir polinom oldu? X üzeri 6 eksi x kare gibi bir şey oldu. İşte bunun derecesi de 6 olmuş oldu. 5. sorumuzun cevabı neymiş? Ceyhan'mış. Tamam mı? Evet, şimdi geldik kaçıncı sorumuza? 6. sorumuza. Yine Px'in ve Qx'in derecesini bilmiyoruz. Yine biz kendimiz seçelim o zaman. Px eşittir ne diyelim? X üzeri a olsun diyelim. Qx eşittir diyelim. X üzeri b olsun. Hadi başlayalım şimdi. Px'in karesi. Şimdi bir kere şurada ne oldu? X üzeri a'nın karesi var. Çarpı Qx ile çarpılmış. X üzeri b ile çarpılmış. Şu kübe dikkat et. Hepsinin 3. dereceden kuvvetini almış. İşte buranın derecesi 36 olmuş. Yani işte x üzeri 36 gibi bir şey olmuş burası. Şimdi ne oluyor? Üstün üstü 2a. Bir üst de burada var. Onunla da çarpıyorum. X üzeri 6a yapıyor. Çarpı x üzeri 3b yapıyor. Eşitmiş 36. Yani bir bilgi geldi buradan. 6a artı 3b eşittir 36. Bir de 3'e bölelim şunları, sadeleştirelim. 2a artı b eşittir 12. Bak böyle bir bilgi çıktı. Hemen kutu içine aldım. Devam edelim şimdi aşağıdaki bilgi için. Bir kere şu dereceyi değiştirmez. X küp çarpı px'in kübü x üzeri a'nın 3. kuvveti bölü x üzeri b'nin karesi. Burası neye eşitmiş? 14'müş.
Şimdi şurası 3a yaptı. Bunlar toplam durumuna geldi. X üzeri 3a artı 3. Şurası 2b yaptı. Aşağıdaki yukarı eksi olarak çıktı. Eksi 2b. Derecesi neydi? 14. X üzeri 14 gibi bir şey olacak bu da. Buradan da bir bağıntı çıktı. Şu bunu da karşıya attım. 14'tü. 3'ü gitti. 11. Öbür bağıntım ne oldu o zaman? 3a eksi 2b eşittir 11. Hadi yok etme metodu yapalım şimdi. Yukarıdakini 2 ile bir genişletelim. 2 ile genişletmiş hali 4a artı 2b eşittir 24 mü? Topladım çat çat gitti. 7a yaptı eşittir 35. Her iki tarafı 7'ye böldüm. A'mız kaç oldu? 5. Tamam. A 5 ise A yerine 5 yazdım şurada. 10 yaptı. Attım karşıya. B dediğimizde 2 yaptı. Hadi sorunun ne sorduğuna bakalım şimdi. Px yani şu x üzeri A kaçtı? 5'ti. 5. Yani Px x üzeri 5. Qx de x kare gibi bir şeymiş. 3x üzeri 5 eksi 2x kare. Şunlar zaten dereceyi etkilemiyordu. O zaman derecemiz 5 oldu. 5'in 6. sorumuzun cevabı Bursa olmuş oldu. Tamam mı? Hadi bakalım 7. 7. soruda diyor ki derece Px derece Qx'ten daha büyüktür diyor. Tamam. Sonra bunların derecelerinin toplamları 13'tür diyor. Bilmiyorum ya bunları. Şöyle diyelim yine. Px x üzeri a olsun. Qx x üzeri b olsun. Şimdi bildiğim şey derece Px büyük. Yani a b'den büyükmüş. Şimdi toplamış bunları. X üzeri a ile x üzeri b'yi toplamış. Derecesi 13 olmuş. Yani x üzeri 13 gibi bir şey olmuş. Ne oluyordu? Büyük olanın derecesi oluyor değil mi? O zaman a b'den büyük olduğuna göre demek ki bu a'mız 13 ama b'yi bilmiyorum. 13'ten küçük bir şey ama. Şimdi pardon soruyu yanlış algılamışım, yanlış okumuşum. Şurayı sildim. Neleri toplamış? Derece px ile derece qx'i toplamış. Derece px neydi? A'ydı. Derece qx neydi? B'ydi. Bunları toplamış 13 yapmış. Sonra px de qx'i toplamış. X üzeri a ile x üzeri b'yi toplamış. Bu toplamın derecesi 8 oluyor demiş. Şimdi toplam durumundaysa derece büyük olanındı. A büyük olduğu için demek ki A'mız kaça eşit? 8'e eşit. Yani şu 8. Ve A artı B'nin toplamının da 13 olduğunu biliyordum. B kaç o zaman? 5. Hadi söylenenleri yapalım şimdi. Px eşittir x üzeri 8. Qx eşittir x üzeri 5. Şimdi bir kere şu dereceyi değiştirmez. Şu da değiştirmez, şu da değiştirmez. Px'in küpü olmuş oldu. Yani x üzeri 8'in 3. kuvveti bölü. Şu da dereceyi değiştirmez. Qx'in 4. kuvveti. X üzeri 5'in 4. kuvveti. Yukarısı x üzeri 24 yaptı üstün üstü. Aşağısı x üzeri 20 yaptı. Eksi durumunda çıktı. X üzeri 4. Sorunun cevabı 4. 7. sorumuzun cevabı da. Evet, evet. 8. soru. Hadi bakalım ne diyor? İfadesi bir polinom olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi buranın polinom olabilmesi için üstündeki, şunun üstüne bakıyorum n-3 yazıyor. n-3'ün büyük eşit 0 olması lazım. 3 eksen var. Bu 3 eksi n'in de 0'dan büyük eşit olması lazım. At karşıya. N büyük eşit 3. Bunu at karşıya. N küçük eşit 3'den. Yani bunun polinom olabilmesi için n'in alabileceği bir tane değer var. O da 3'tür. Şimdi yalnız n'e 3 değeri verdim. Buralar sıfırlandı diyen ayvayı yedi. N yerine 3 yaz bakalım ne oluyor. Px eşittir 7x üzeri 5. 3 yazdığım zaman üstü 0 oldu. X üzeri 0 1. Yani burası eksi 3 yaptı. Yine burası da ne yaptı? Artı 2 yaptı aynı şekilde. Eksi 4. Yani onlar sabite dönüşür. Px eşittir 7x üzeri 5. Buradan eksi 7 artı 2 daha eksi 5. Şimdi soruyu çözebiliriz. Derece 5'tir diyor. Evet en büyük x'in üstü 5'tir doğru. Sabit terim eksi 4'tür diyor. Tuzağa düşenler eksi 4 der bu yanlış. Kat sayılar toplamına bak. X yerlerine 1 yazdığın zaman 7 eksi 5'ten 2 gelir. Bu da yanlış olmuş oldu. Evet sorumuzun cevabı nedir arkadaşlar? 8. sorumuzun cevabı Adana'dır tuzağa düşme. Anladın değil mi? Yani orası sıfırlanır diyen, sıfır olur diyen gider. Üstü sıfırlanıyor ama kendisi
Komple sıfırlanıyor mu? Hayır, sıfırlanmıyor. Evet. Şimdi polinomlarda bölmeyi de şöyle bir hatırlayalım. Şimdi polinomlarda arkadaşlar bunun adı ne? Bölünen, bölen, işte bölüm, kalan. Bir kere bölmenin sağlamasını unutmayacaksın. Bölmenin sağlamasında bununla bunu çarpacağız. Bölenle bölümü çarpacağız. Kalanı ekleyeceğiz. Px'e yani bölünene eşit olacak. Sıkıştığında bunu kullan. Şimdi normalde bölme işleminde kalan bölenden küçüktür diyorduk. Burada kalanın derecesi bölenin derecesinden küçük olmuş olacak. Sıkıştığında şu birinci denklemi kur, işi bitir. Yukarıdaki bölme işlemine göre a kaçtır? Şimdi senden neyi istiyor aslında? Kalanı istiyor bak. Nereden geldiğini ilk şeyde soruda anlatayım. Ondan sonrakilerde anlatmayacağım. Kısa yoldan çözeceğiz. Şimdi x küp artı 2x eksi 4'ü x eksi 2'ye bölüyoruz. Bölümümüz qx oluyor. Kalanımız a. Her zaman burada amaç şurayı sıfır yapmaktır. Tamam mı? Burayı sıfır yapabilmek için şu x eksi 2'yi sıfır yapan değeri buluyorum. Yani x 2. X yerlerine 2 yazınca burası sıfırlayacak, a çıkacak karşıma. X yerine 2'yi yazdım, 8. Artı 4 eksi 4 eşittir a. Şunlar götürdü. A eşittir ne oldu? 8 olmuş oldu. İşte bir polinomun bir şeyle bölümünden kalanını bulurken ki mantık buradan geliyor arkadaşlar. Evet. 10. Px polinomunun derecesi en az kaçtır? Şimdi bir kere Px neye eşittir bir söyleyelim. Px Qx ile x üzeri 4 artı 2x'i çarpacağım. Üstüne de x küp artı x'i ne yapacağım? Ekleyeceğim. Bitti. Şimdi bir kere derecesi en az kaçtır diyor mu? Ben bölmeyi ne zaman bırakıyordum? Şunun derecesi bundan büyük olduğunda. Yani Qx'in derecesi en az kaçtır burada? X üzeri 4'tür. Tamam mı? O zaman Px polinomunun derecesini bulacağım. Şunu x üzeri 4 gibi düşünüyorum. Burada derece sorusu olduğu için onun da önemi yok. Burada da x üzeri 4. Şunlar zaten küçük derece. Çarptım bunları, üstler toplandı. Px polinomunun derecesi en az kaçtır o zaman? 8'dir. 10 bursa olmuş oldu. Evet, 11. Şimdi bir Px polinomunun bölümünden kalanlarını soruyorum. Şimdi bir kere ne yapıyorduk? Neye böl diyorsa onu sıfıra eşitliyorum. X eksi 1 eşittir 0. X eşittir 1. Peki kimi böl diyor? Beni mi? Yoksa yukarıdaki polinomu mu? Şuradaki polinomu mu? Hangi polinomu? Şu polinomu. Bunda yazacaksın 1'i yerine. P1 kaçtır diyor? 2'dir diyor. Bakalım doğru mu? Yukarıdan bakacağım ona. P1'i bulmaya çalışıyorum şimdi. 1 yazdım. 1 eksi 3 artı 4. Buradan 5 eksi 3'ten 2. Evet, bu doğru oldu. Bu tamam. Şimdi ikinciye bakalım. X ile bölümünden kalan. X'i 0'a eşitledim. 0. Şimdi bu polinomun olduğu için bunda 0 yazıyorum. 0 yazdım. P2 eşittir 2'dir diyor. Bakalım doğru mu? Onu yukarıdan teyit edeceğim. 2'yi verdim. 2'nin karesi 4. 2'yi verdim. Eksi 6 artı 4. 4 ile 4'ü topladım. 8. 6'sı gitti 2. Evet, P2 de kaçmış, 2'ymiş. Bu da doğru oldu. Sonuncusu, hemen 2x eksi 4 ile bölümünden kalanı soruyor. 2x eksi 4'ü 0'a eşitledim. 2x eşittir 4, x eşittir 2. O zaman bu polinomun dediği için bunda 2'yi yerine yazıyorum. 2'yi yerine yazarsam P eksi 1 eşittir 8 diye bir şey söyledi bu bana. Bakalım doğru mu? P eksi 1, 8 mi? Eksi 1'i yazdım. P eksi 1. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 1'i yazdım. Eksi 1 ile eksi 3'ü çarptım. Artı 3 artı 4. 4, 7, 8 yaptı. Evet, bu da doğru oldu. Hepsi doğruymuş ya. Evet, 11. sorumuzun cevabı Edirne olmuş oldu. Uf, belim tutuldum. Evet, polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan 6'dır diyor. Bakalım. Bu polinomu x eksi 2 ile böleceksek x eksi 2'yi 0'a eşitledim. X yerlerine 2 yazacağım ve sonucu kaça eşitleyeceğim? 6'ya. Başlayalım. P2. 2 yazdım 8. 2 yazdım. Eksi 2A artı 4 eşittir 6. Burası ne yaptı? 12. Eksi 2A eşittir 6.
Yer değiştir. 6 eşittir 2a. A dediğimiz 3'e eşit olmuş oldu. 12. sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldu. Evet, 13. Şimdi diyor ki arkadaşlar, bakın burada yine o anlattığımız şeyleri verdik. Bu bağıntıyı yaz. Kalanı bulmak istiyorsan amacım burayı ne yapmak olsun? Sıfır yapmak olsun. Sıfır yapmak için de şunu sıfıra eşitleyen değeri koyuyorsun. Kalan karşına çıkıyor. Şimdi px-3 polinomunun x ile bölümünden kalanı soruyor mu bana? O zaman x eşittir 0 diyorum. Bu polinomun sorduğu için 0'ı yerine yazıyorum. Soru benden p-3 istiyormuş. p-3'ü bulabilmek için x yerlerine ne yazıyorum? Eksi 1 yazıyorum. İş bitiyor. Evet, x yerlerine eksi 1 yazdım. p-3 eşittir. Eksi 1'in karesi artı 1 yapar. 3 ile çarptım 3. Eksi 1 ile eksi 5'i çarptım. Artı 5 artı 1. O zaman p-3 dediğimiz 5, 8, 9 oldu. 13. sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldu. Evet, 14. Polinomunun x-2 ile ve işte kalanlarını vermiş. Hadi bakalım. Bu polinomu x-2'ye böldüysek, bu polinomda x yerlerine 2 yazmışız. Sonuç -3 olmuş. Başlayalım. p2. 2 üzeri 4, 16. 2'nin kübü 8. A ile çarptım. -8a. -b. Bu kaça eşit olmuş? -3. Sonra x artı 1 ile bölümünden kalanı eşit dedim. X yerlerine ne yazmışız? -1 yazmışız. Sonuç kaç olmuş? 9 olmuş. Yazalım. -1. -1 yazdım. -1'in dördüncü kuvveti 1. -1 yazdım. -1. -a ile çarptım. Artı a. -b. Sonuç kaç olmuş? 9. Bunu atıyorum karşıya. -8a -b dediğimiz -19 oldu değil mi? Doğru yaptık. A -b var burada. Şunu da attım karşıya, eşittir 8. Hadi şimdi taraf tarafa şunları çıkaralım. Aşağıdakini eksi ile çarptım. Eksi artı eksi oldu. Şunlar götürdü. -9a yaptım. Eşittir -27. Her iki tarafı -9'a böldüm. A dediğimiz kaç buradan? 3. O zaman a yerlerine 3 yazalım denklemlerden birinde. Şunu da yazdım. Ne yaptı? -24 -b eşittir -19. -24'ü karşıya attım. -b eşittir artı olarak geçti. 5 yaptı. B'miz de -5 yaptı. -5 bu. 3 bu. -2 mi yaptı? 14. sorumuzun cevabı Adana olmuş oldu arkadaşlar. Evet, test 4'ü de bitirdik. Test 5'te bölmenin biraz daha ayrıntısına gireceğiz. Sonra konuyu öğren pekiştir testlerini bitirmiş olacağız. Polinomların ilk tekrarını bitirdik. Sonra sınav hazır ol testlerinde çok farklı sorular var. Daha çok farklı sorular var. Orada sınava tam anlamıyla hazır duruma gelmiş olacağız. Hadi kendine iyi bak, görüşürüz.